Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz Sözler Risalesi okumalarında daha beraberiz. Bildiğiniz gibi epeydir 11. sözdeyiz. Orada gıdım gıdım azıcık azıcık damla damla ilerlemeye çalışıyoruz. Yine en baştan ayetleri ve giriş paragrafını okuyacağım. Sizlerle o kısmı paylaşacağım. 11. sözün genel olarak amacının ne olduğunu hatırlamak için bunu yapacağız. Ondan sonra kaldığımız yer söz basıma göre 182. sayfa ya da 183. sayfa da diyebiliriz. O kısmı yine bir bütün olarak okuyacağım. Okuyabildiğimiz yere kadar, iki sayfacık kadar falan. Ondan sonra ince tefekkürünü yapmaya gayret edeceğiz. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de inayetini ondan diliyoruz. Pekala, en başa dönelim. 11. söz hangi güzel ayetlerin tefsiriydi? Hangi güzel ayetleri zikrederek başlıyordu? Onu hatırlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ Bu ayetler Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. Kısa bir meali şu şekilde. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına. Ve onu takip eden aya. Ve onu gösteren güne. Ve onu örten geceye. Ve gökyüzüne ve onu bina edene. Ve yeryüzüne. Ve onu yayıp döşeyene ve nefse ve onu intizamla yaratana. Bir daha okuyayım mealini. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse ve onu intizamla yaratana. Hep tekrar ediyoruz derslerimizin başlarında. Bu ayeti kerimeler, ayeti celileler bize en küçük dairedeki insanın enfüsi dairesine baktığı zaman gördüğü düzenin en büyük dairede, afaki dairedeki düzenle ilgisi anlatılıyor. Ve bu ilgi katman katman anlatılıyor. Mesela işte güneşe, aydınlığına bakmamız söyleniyor ve onunla ilgili her şey de buna dahildir elbette. Bir önceki ders Michio Kaku'nun Paralel Dünyalar isimli eserinden bölümler paylaşmıştım sizlerle. Dünyanın var olduğu yer, Samanyolu galaksisinin var olduğu yer, o galaksinin içinde işte güneş sisteminin var olduğu yer, ayın varoluşu, bunların hepsinin hatta işte güneş sisteminin içinde Jüpiter'in varoluşu bile insanın dünyada varoluşuyla bir ilgisi var. Alemin en başının, alemin en sonundaki insanla bir ilgisi var. O öyle olmalıydı ki bu böyle olmalı denilen bir sürü sabite var. İşte fiziksel olarak, biyolojik olarak bu varlığın şu şekle gelmesi için evrenin en başında tasarlanmış olması gereken, biz ona takdir diyoruz, şeyler var. Bu nedenle Cenab-ı Hak bu ayetlerde, bu ve benzeri birçok ayette kainatın düzeniyle insanın düzeni arasındaki ilgiyi görmemizi istiyor. Bakın burada en son insana geldi. Yani bizde bir düzen var değil mi? İnsan dediğimiz şey, Ahmet dediğimiz şey onun içinde mesela bir intizam sahibi, bir kendiliğe sahip olduğu için, bir sınırları olduğu için, bir tür bütünden ayrılan ayrı bir bütünlüğü olduğu için var. Bu da bir intizam gerektiriyor. Mesela Ahmet her anında başka bir Ahmet olsa kendini teşhis edemez, kendini hatırlayamaz, kendisini bilemez. O farklılaşmalar içinde her ne kadar farklılaşmalar olursa da bir aynılık var ki ben bunu Ahmet diyebiliyorum. Bir kendilik bilinci bunun etrafında oluşabiliyor. Kendilik bilinci aynılık etrafında oluşuyor. Kendilik bilinci
aynılık etrafında oluşuyor. İşte bendeki aynılık, o ruh, onun içindeki latifeler, o duygular, o fıtrat, o fizik, o aynılık içinde ben bir rahmet oluyorum. Peki ben bu düzeni neye bağlı olarak sürdürüyorum? Yani benim düzenimin böyle sabit kalabilmesi, etrafındaki çerçevenin de sabit kalabilmesiyle mümkün. Peki etrafta sabit kalanlar neler? Tamam, etrafında da değişimler var ama bir de benim bu intizamımın sürmesine el veren bir düzen olmalı. Düzen düzeni devam ettirir. Düzen düzeni devam ettirir. Düzeni koruyan başka bir düzendir. Eğer düzeni koruyan başka bir düzen yoksa alttaki düzen dağılır. Söz gelimi benim elimde bir çay tepsisi olduğunu düşünün. Onun üzerinde de bardaklar var, şerbetler var vesaire. Bendeki düzendir o tepsiyi düzgün bir şekilde hayatta tutan. Hayatta demeyelim de varlıkta tutan diyelim. Bendeki düzendir. Ben Ahmetlik'te devam etmesem, Ahmetlik o yürümedeki dengesinde devam etmese, biyolojik denge, fiziksel denge, ruhsal denge öyle sürmese, o tepsi de benim elimde öyle durmaz. Alt bir düzen, üst bir düzenin varlığına dayanarak hayatta kalır. Alt düzen, üst düzenin varlığına dayanarak ayakta kalır. Buradan ismi kayyum bahsine de gidelim. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi ayakta tuttuğunu, her şeyi var ettiğini, her an varlığını devam ettirdiğini nereden biliyoruz? Çünkü varlığın da yaslanması gereken kendisinden daha büyük bir düzen var. O da Cenab-ı Hakk'ın zatı. Cenab-ı Hak isimleriyle, sıfatlarıyla, tecellileriyle, yaratışıyla varlığı sürekli ayakta tutuyor. Onun kemaline yaslanarak varlık bir kemal bulabiliyor. Onun kemaline yaslanarak varlık bir kemal bulabiliyor. Yoksa varlığın bir kemalinden bahsedebilmek, bizzat yani kendisiyle devam eden bir düzenden bahsedebilmek mümkün değil. İşte bu ayetlerin bize evvel emirde hatırlattığı bunlar. Hemen ilk paragrafı da okuyalım. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını, yani Cenab-ı Hak bu aleme hangi hikmet üzerine yarattı? Bunun tılsımı, öyle bir bakış açısı, öyle bir görüş açısı, öyle bir basiret kazanacağız ki bu bizim alemin hikmetini anlamamızı sağlayacak. Bu kadar şey neden var edildi? Bunu kavramamızı sağlayacak. Ve hilkati insanın muammasını, yani alem ne kadar büyük, rakamlara sığmıyor, matematiğe sığmıyor, o kadar büyük bir alem. Onun içinde küçüğünün küçüğü insan diye bir şey var, alemin her yeriyle ilgili. Bu insan niye var edildi? Hilkati insanın muamması ve hakikati salatın rumuzu. Aslında cevap burada geliyor. Namazın hakikatinin rumuzu bir parça fehmetmek istersen diyor. İşte namazla demek ki bu hem hilkati alem, hikmet alem, hem hilkati insan muamması namazla aydınlanıyor. İnsan namazını kıldığı zaman kendi muammasını çözüp aleme dahil oluyor. Dedi ki hep şeriat-ı kevniye üzerine yaratmış Cenab-ı Hak, adetullahı üzerine yaratmış. Bu da bir şeriat. Yerçekimi kanunu, bilmem şu bu, bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın şeriatı yine. Kainat bu şeriat üzerine devam ediyor. Bir de kelami şeriatı var. O da bizim gibi iradeli mahlukların sorumluluğu olan bir şeriat. Mesela biz namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, zekatımızı veriyoruz gibi gibi, haramlardan kaçınıyoruz, helalleri işliyoruz falan. Bu da bizim sorumlu olduğumuz kelami şeriat, irade sahiplerinin sorumlu olduğu, imtihana maruz olanların, muhatap olanların sorumlu olduğu bir şeriat. Biz bu şeriata uyduğumuz zaman kevni şeriata dahil olmuş oluyoruz. Yani varlığın düzenine dahil olmuş oluyoruz. Böylece ait olduğumuz yere gelmiş oluyoruz. Ait olduğumuz yere basmış oluyoruz. Ait olduğumuz noktaya gelmiş, kaymış oluyoruz. Bu da bizi rahatlatıyor. Namaz kılanı niye rahatlatıyor? Çünkü varlıkta ait olduğu yere, eksik olduğu parça olarak uymasını sağladığından rahatlatıyor. Elhamdülillah. İşte namazın hakikati de burada bahsedilecek. Temsil kısmını okuduk. Haftalarca üzerine konuştuk. Oraları geçtik. Şimdi geldik. 182. sayfadan 183. sayfada dahil okuyacağız yine. Burada şimdi ne okuyacağız, ne göreceğiz? Namazın insanda eyledikleri. Namazla başlayan bir yolculuk ama aslında
kulluk şuurunun insanı nasıl değiştirdiği, nasıl bir noktaya getirdiği burada anlatılıyor. Hakikat bahsi artık burası. Temsil bitti, hakikati konuşuyoruz. Bunun da evvelen, saniyen, salisen, rabiyen kısımlarını konuştuk. Hamisen, sadisen ve devamını konuşacağız. Ama yine de o kısımları bir okumak istiyorum. Başlayalım. Bismillah. Birinci kafile olan Süeda ve Ebrar ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abd'dir, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Kim bu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz elbette. Hem Resul'dür, Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Şu bahtiyar cemaat o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva-ı ibadatın fihristesi olan namaz ile, kendilerini enva-ı ibadatın fihristesi olan namaz ile, birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi eskar ve harekatıyla işaret ettiği vezaifi, makamatı mufassalan gördüler şöyle ki, evvelen asara bakıp gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mihasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Yani namazla birlikte neler neler açıldı, hangi manalar dünyalarına girdi, işte o tılsım dedik ya, o düğümde neler çözüldü, onlar geliyor şimdi. Evvelen asara bakıp gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Burayı konuştuk. Saniyen, Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin cilveleri olan bedayine ve parlak eserlerine dellalık makamında görünmekle Subhanallah, Velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Buraya da konuştuk. Salisen, Rahmet-i İlahiye'nin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Burayı da konuştuk. Rabian, Esma-i İlahiye'nin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Bunu da konuştuk. Ne kadar açabildiğimiz tartışılır ama özetle şunu anlamıştık bu kısımda. Yani hayatın içinde biz neler eğiliyoruz? Aslında bunlar işte hep. Farkında olalım olmayalım. Namaz kılarsak olacağız inşallah. Namaz kılamazsak bunun farkında tam olamıyoruz. Yapsak da saat nasıl vakti gösteriyor ama kendisi vakti gösterdiğini bilmiyor. Onun gibi oluyoruz. Ama namazımızı kılarsak şuurla da o sürece dahil olmuş oluyoruz inşallah. Bugün de elektrikler sanki böyle bir gidip geliyor. Dersin içinde inşallah kesilmez. Hamisen, mistar-ı kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniye'yi mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen, eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek kainata ve asara bakıp gaibane muamele-i ubudiyetle mezkur makamatta mezkur vezaifi eda ettikten sonra sani-i hakimin dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki hazırane bir muamele suretinde evvela Halık-ı Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini zişura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek Subhaneke ma arafnaki hakka marifetik dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı
muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dediler. Sonra o mün'im-i hakikinin tatlı nimetleriyle terahhüm ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler, dediler. Subhaneke ve bihamdik. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkursun ki, bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisan-ı halleri, şükür ve senanızı okuyorlar, hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve methinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri, senin cud ve keremine şehadet etmekle, senin şükrünü enzar-u mahlukat önünde ifa ederler, deniliyor. Metin devam ediyor, daha bu bölüm uzun. Daha buradayız yani, 11. sözü konuşmaya devam edeceğiz. Ama ilerlemeyelim, biz tefekkür edeceğimiz yere dönelim ki vakti de idareli kullanmış olalım. Zira çok yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Pekala, geldik Hamisen'e. Hamisen ne demek? Beşinci demek. Evvelen bir, saniyen iki, salisen üç, rabiyen dört, hamisen beş. Başlayalım. Hamisen, mistar-ı kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbani'yi mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Şimdi mistar-ı kader ne demek? Bakıyoruz mistar-ı kader. Mistar-ı kader, kader şablonu diye çevrilmiş burada. Kader kalıbı da diyebilirsiniz. Kader şablonu diye çevrilmiş. Söz basım sözlükte bu manayı vermiş. Mistar-ı kader üstünde kalemi kudretiyle, kudret kalemiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniye-i mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Bakınız, böylesi bir okumaya sahip olabilmek için adres bilgisine sahip olmak lazım. Ne demek istiyorum? Parçadan bütüne bu okuma zor gerçekleşir. Evveliyatla bütünü bilmeniz lazım ki o bütünden hareketle parçaların nereye gideceğini bilesiniz. İman bize ne sağlıyor? Namaz bize ne sağlıyor? İmanın hayattaki ilk eseri olan şey, en büyük eseri olan şey namaz. O neyi sağlıyor? Bize adrese dönük yaşamayı sağlıyor. Ya da adrese dönük okumalar yapabilmeyi sağlıyor. Aidiyetine bağlı olarak eşyayı tefekkür edebilmeyi sağlıyor diyelim. İman eden insan, namaz kılan insan biliyor ki her şey ne için hizmet ediyorlar. Ana şablon olarak biliyor yani. Her şeyi Allah yaratmış, o tevhid sahibi, bütün varlık onun için, bu ibadetler de onun için demek olan özetini imanın biliyor. Zaten o özete iman ederek yolculuğu başlıyor. İbadetiyle de bunu hayatına aksettiriyor. İşte namaz en şiddetli aksi dedik, günde beş vakit hayatın tamamını kuşatan bir yansıma özelliği var namazın. Hayatı şekillendiriyor, başka bir renge sokuyor. Şimdi onu yaptığı an artık okumalar bu yöne girdi. Bu evvelen, saniyen, salisen, rabiyan da bunu anlattı. Hamisen de yani beşinci aşamanın bu olması şey genişliyor. Perspektif genişliyor, bakış açısı genişliyor, okunan alan genişliyor. Bakın kadere çıktı artık mevzu. Kader, imanın şartlarından birisi. Hamisen beşinci, mistar-ı kader üstünde kalemi kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbani'yi mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Yani büyük bir daireyi o şekilde okumaya başladılar. Hepsinin Cenab-ı Hakk'ın takdiri olduğu, hepsini Esma-ül Hüsna'sının sıfat-ı ilahiyesinin mucibince şekillendirdiği bir kalıp çerçevesinde yarattığı ve onların her birisinin mektubat-ı Rabbaniye olduğu, bak bunlar hep alt alta açılan şeyler. Madem ki Allah var, elbette o Allah'ın her şeyi bilmesiyle ancak bu yaratış açıklanabilir. Her şeyi yaratan her şeyi bilmelidir. Ana ayet-i kerimede buyuruyor. Estağfirullah. Ela ya'lemu men halak, herhalde böyleydi. Yanlış hatırlamadım inşallah.
yaratan bilmez olur mu hiç? Kısa bir meali bu şekilde. Madem ki insan bir şey yapmak için onun nasıl yapıldığını bilmesi gerekiyor, değil mi? Biz bir çay yaptığımız zaman çayın nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyor çay yapabilmemiz için. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak kainattaki her anı yarattığına göre o her anda neler olacağını bilmesi lazım. Cenab-ı Hak şimdinin Rabbi olduğu gibi geleceğin de Rabbi. O zaman gelecekte de ne olacağını biliyor. Bilmese yaratamaz. Yani yaratmanın koşulu bilmektir. Bir koşulu da bilmektir. Gelişi güzel olmaz bu işler. İşte kaderin düzenliliği içinde Allah'ın varlığından kadere gidiyoruz. Kaderin düzenliliği içinde varlığın, nefsimizde intizam vardı ya ayete döndüğümüz zaman. Bizde de bir intizam var, alemde de bir intizam var. Bu intizamlar neyi gösteriyor? Birisi takdir etmiş, birisi ilimle tayin etmiş, birisi bir çerçeve çizmiş, kalıplar tayin etmiş, yönler koymuş, yörüngeler koymuş. Onun içinde varlık varlığa geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Yani o kalıpların dışına çıkmıyor ki bu intizam bozulmadan devam ediyor. Eğer bu kalıplar olmasa, bu takdirler olmasa, bu emirler olmasa yer çekimi niye her saniye çekiyor? Çekmesine ne gerek var? Bir günde itsin. Hani fiziği bağlayan şey ne? Aynı kalmaya bağlayan şey ne? Fiziği mecbur eden şey ne? Fiziği mecbur eden Cenab-ı Hakk'ın emirleridir yani. O fiziğin o şekilde kalması, bir öyle bir böyle olmaması, evrenin kaosa gitmemesi bir sabitleyiciyle mümkün. O da Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Yoksa kütle çekim kanunu gibi bir şeyden bahsettiğimiz gibi kütle itim kanunu diye bir şeyden de bahsedebilirdik. Olabilirlik seviyesinde bunun ne imkansızlığı vardı varlık için. Hatta işte paralel evrenler, dünyalar mevzularında bunlar da geçiyor. Yani hep fizik bizimki gibi olmak zorunda değil. Bütün ihtimaller var olmuştur falan diyorlar. Oraya kaçıyorlar. Niye? Cenab-ı Hakk'ın iradesinden kaçmak için. Olacaklar öyle seçilmiş ki tam olması gereken şekilde. Ya diyecekler ki bütün ihtimaller var oldu, biz içinde bir tanesindeyiz. Veya diyecekler ki bir Allah bunların hepsini takdir etmiş, seçmiş, bu şekilde gelmiş. Onu dememek için ötekine kaçmaya çalışıyorlar da delili falan yok tabi. Evet, kader kendini gösteriyor perspektif yükseldiği zaman. İşte o ayet-i kerimelerin, Şems suresinin bize öğütlediği o perspektife ulaştığımız zaman bende düzen var kardeşim, ben Ahmet diye bir şey mi ve bu çocukluğumdan, doğumumdan ölümüme devam ediyor bu intizam. Ahmetliğim bozulmuyor, her ne kadar değişimler olsa da bir kalıbın içinde oluyor bu değişimler. Bak ne güzel denk geldi. Mistarı kader, Ahmetlik bir şeyin içinde oluyor. Nefsimdeki intizam, beni ben kılan o intizam, bu bir kalıbın olduğunun delili. Ben Ahmet'ten başka bir şey olmuyorum. Her anımda Ahmet kalıyorum. Ne kadar değişsem de şu hücrem değişti, göbeğim şişti, yok göbeğim indi, şu oldu, bu oldu. Onlarca fiziksel değişim, saçım döküldü, sakallarım uzadı falan. Ama Ahmet Ahmet. Kaderi görmemiz lazım. Mistarı kader üstünde kalemi kudretiyle, Cenab-ı Hakk'ın kudret kalemiyle yazılan. Bu da bana ilginç geliyor. Hani bilgisayar İşi yapanlar, yazılımcılar, programcılar bilirler. Bu işi yapmayanlar da dışarıdan her ne kadar bir fiil içinde meşgul olmasalar da görmüşlerdir, duymuşlardır. İlla genel kültürleri vardır. Yazılımcı birisi için programın içindeki her şey aslında kodlardan ibaret. O yazıyor, biz onu program olarak görüyoruz. Yani oyunun içine girdiğimiz zaman oyunun içinde biz ne yapıyoruz? İşte pusuya yatıyoruz, vadiler çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, silah ateş ediyoruz falan. Oyunlar içinde böyle şeyler var veya farklı türde oyunlar. Ben en son Quake 2'de bıraktım yani bu işi. Çok eskide bıraktım. Ondan sonrakileri bilmiyorum. Biz onu oyun olarak görüyoruz, mekan olarak görüyoruz, insan olarak görüyoruz vesaire. Ama yazılımcı için onlar kodlardan ibaret. O yazıyor, biz onu yaşıyoruz. Tabiri caizse. Oyun oynamak, yaşamak sayılmaz ama çok tek boyutlu bir yaşam olur ancak, ama tabiri caizse onu yaşıyoruz. Eğer metaverse'deki gibi içine falan gireceksek o yaşamaya da belki yaklaşacak daha fazla. Cenab-ı Hakk'ın, bak burada da öyle söyleniyor, kalem-i kudretiyle yazılan Cenab-ı Hakk'ın varlığa hakim olduğu o yer, arş, yer diyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın mekandan münezzehtir. Cenab-ı Hakk'a mekan izafe etme bağlamında değil, varlığın
yazılımının olduğu bir yer belki bağlamında bunu düşünmek lazım. Kaderi de öyle anlayalım. Kader, arş vesaire böyle yerleri düşünelim. Cenab-ı Hakk'ın orada takdir ettiği şeyler burada vücut buluyor. Eğer biz bir bilgisayar oyunun içinde olsaydık, yazılımcının yazdıkları bizim kaderimiz olurdu. Değil mi? Yani o ne yazarsa öyle olurdu. Yani o kalıplar içinde olurdu. Bize ne takdir etmişse o olurdu. La teşbih ve la temsil. Bunlar anlamak için küçük basamaklar, küçük pencereler. Elbette Cenab-ı Hakk'ın kaderi bundan çok 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 yüce bir şey. E bak ama yazdığı zaman oluyor. Olabildiğini içindeki olan anlamayabilir. Bize şimdi bir dağı yaratmak, yazmakla nasıl olur anlayamıyoruz. Yani onun ilimle ilişkisini kuramıyoruz. Bize dağ 3 boyutlu, 4 boyutlu bir şey olarak gözüküyor. Ama işte bilgisayar oyunun içindeki oyuncu da şuurlu olsa, oradaki karakterler canlı olsa, ona da o öyle gelirdi. Neyse dallandırmayayım. Mistarı kader üstünde kalemi kudretiyle yazılan, kudret kalemiyle yazılan Mektubat-ı Rabbaniye. Niye Mektubat-ı Rabbaniye dedi? Rabbaniyet, terbiye edicilik, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatını yarattığı maksatlara götürürken ihtiyaçlarını karşılaması, onları sevk etmesi, idare etmesi bunlar var. Bir de şöyle bir şey var, biz Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini, elbette sınırlı mahluklarız, nazarımız sınırlı, duyuşumuz sınırlı, aklımız sınırlı, sezişimiz sınırlı, her şeyimiz sınırlı. İster istemez o hılkati biz süreçlerle görüyoruz. Cenab-ı Hak ol diyor, oluyor ama biz o oğlun içinde olduğumuz için onları daha küçük oğullar şeklinde görüyoruz. Bak Cenab-ı Hak ol diyor, o şey varlığa çıkıyor ama biz sürecin içinde parça olduğumuz için onu daha küçük oğullarla görüyoruz. İşte bu daha küçük oğullarla büyük oğlu görmeye ben kendimce rububiyetin tefekkürü diyorum işte. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini biz kainatta yaşarken rububiyet şeklinde görüyoruz. O cenneti yaratmış, cehennemi yaratmış, onun manzara alasından, ezel denen canipten, ebed denen canipten, bunlar belki önce şimdi sonra böyle falan şeyi yok, farkı yok ama biz içindeyken onu bir öncelik, sonralık, azlık, çokluk, bidayet, nihayet gibi şekillerde görüyoruz. Bu bizimle ilgili. Ama bu neyi sağlıyor? Bu da bizim Cenab-ı Hakk'ı işte küçük kabımızda, küçük aklımızda, küçük hafsalamızla bir parça bir parça kavramamızı sağlıyor. Büyüklerimiz daha büyük kavruyorlar, biz daha küçük küçük böyle parça parça mesafe alıyoruz. Belki esbabın varlığının bir hikmeti de bu. Varlık neden esbabla beraber iktiran edilerek yaratılıyor? Çünkü biz o birden olsa onu kavrayamazdık. Sebepler içinde bir kıyas aracı kazanıyoruz. Kıyaslayabiliyoruz, ölçebiliyoruz, bir sınıra kadar varabiliyoruz. Yani küçük küçük lokmalara bölebiliyoruz tabiri caizse. Sebepler bizim Cenab-ı Hakk'ın yaratışını küçük lokmalara bölüp kavrayabilmemizi sağlıyor gibi geliyor bana. Allahu alem diyelim. Evet, Mektubat-ı Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın Rabbani mektupları. Yani bizim için, bizim okumamız gereken mektuplar, süreçler. Oradan Allah'ımızı bileceğiz. Mütalaa makamında tefekkür ve istihsan, tefekkür fikretmek, üzerine düşünmek, Cenab-ı Hakk'ın marifetullah'ına dair, İslam'a dair manaları çıkarmak, hakikati eşyanın odur, hakikati eşya esma-i ilahiyedir ve istihsan, güzel bulmak diyebiliyorum ben. Bunlar bizim vazifelerimiz. İstihsana bir bakayım, söyleyemedim. İstihsan, beğenme, güzel bulma. Evet, doğru biliyormuşum. Demek ki insanoğlunun bir vazifesi de tefekkür etmek ve güzel bulmak. Zaten kaçınılmaz olarak Cenab-ı Hakk'ın yarattığı güzel bulunur. Çünkü güzeldir. Her şeyi en güzel şekilde yaratan yaratmıştır onu. O güzeldir. Demek ki bak bizim kötü bulmak da şey değil. Öyle bir görev tanımımız da yok. Bazen bunu yapamıyoruz ama çoğu zaman bunu yapamıyoruz ama aslında yapmamız gereken istihsan. Çünkü zaten bizi oraya götürecek. Eğer oraya gitmediysek yanlış yere gittik. Hani matematikte sağlama yapılır, bir işlem yapıldıktan sonra sağlaması yapılır ki sonuç doğru çıktı mı?
İşte biz de dünyada doğru yerde duruyor muyuz? Güzel bulmayı yapamadıysak, kötü buluyorsak, karamsarsak, karanlık üretiyorsak, o zaman demek ki doğru yerde durmuyoruz. Bizde bir arızalar var yani. Onları dönüp gidermemiz gerekiyor. Sadisen geldik altıncıya. Eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Şimdi yukarıda güzel buluyordu, tefekkür ediyordu. Burada muhabbet ve iştiyak noktasına geldi. Akli olan mevzu duygusal bir şeye dönüştü. Neden böyle oldu? Çünkü iyice varlığın incelikleri bize açıldı. Eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında. Temaşa ile tenzih, istihsanla tenzihin ilgisi var. Tefekkürle temaşanın seyretmenin bir ilgisi var yukarıyla bağlarsak. Ne yapıyoruz? Artık daha da incelikli şeyleri görüyoruz ama bu incelikleri görmek ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a karşı duygulanmamıza, hislenmemize, muhabbet beslememize, iştiyak göstermemize sebep oluyor. Neden? Çünkü detaylara inildikçe Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin daha çok eseri görünüyor. Daha çok, bu tırnak içinde kullanıyorum bir ifadeyi, özeni gözüküyor. Daha çok kullandığımızı hissediyoruz. Yani nasıl söyleyelim? Mesela bize, herkese hediye verilen bir yerde bize de bir hediye verilse, diyelim belediye başkanı hediye dağıtıyor herkese, bize de bir hediye verildi, aldık. Başkana genel bir muhabbetimiz, diyelim genel bir güzel bulmamız, ya başkan iyi yaptı bize bir hediye dağıttı deriz değil mi? Güzel buluruz yukarıdakiyle bağlarsak, istihsan ederiz. Yani hediye verdi halkına, güzel oldu. Ama açtık baktık ki kutuyu mesela, bizim tam da ihtiyaç duyduğumuz şey, ben Ahmet Ay mesela neye ihtiyacım var? Atıyorum bir bilgisayara ihtiyacım var, atıyorum. Ya da cep telefonuna ihtiyacım var, atıyorum böyle. Daha güzel çekimler yapmak için benden şikayet edenleriniz çok çünkü. Diyelim ben onu belki de bir yerde yazmışım, demişim ki ya benim şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var, belirtmişim. Ondan haberdar olmuş, onu kollamış, tam da benim alacağım kutunun içine onu koymuş. Şimdi burada o genele verilen hediyeden daha ince bir şey tezahür etti. Daha ince bir kullanma, daha birebir vahdet dairesinden ehadi düzeye, birebir Cenab-ı Hakk'ın benim her şeyimi işittiğini, bildiğini, ilgilendiğini, tırnak içinde kolladığını, koruduğunu ben hissettim o ince latif sanatlarda daha derine indikçe. O zaman ne oldu? O zaman da işte onun sonucu olarak eğer işte temaşa ile tenzihi doğru yaparsam muhabbet ve iştiyak vazifesi doğdu. Peki burada neden Fatır-ı Zülcelal ve Sani-i Zülcemaller, yani iki isim geçti. Bunlar özellikle bu terkipler geçti. İşte ben ona bağlıyorum. Fatır fıtratları açan. Ama fıtrat dediğimiz zaman bir özel yaratılış hissediyoruz, değil mi? Fıtrat dediğimiz zaman fıtrat her şeyin fıtratı bir değil yani. Hilkat daha genel bir yaratılışı ifade ediyor. Fıtrat ferden ferda ya da işte nev nev özel bir şeyi ifade ediyor. Ahmet'in fıtratı farklı. Amcasının oğlu Turan'dan farklı. İşte abisi Murat'tan farklı. Yeğeni Hamza'dan farklı. Yani evet aynı ailedeniz, akrabayız, kardeşiz ama benim fıtratım daha başka. Onun huyu daha başka, bunun huyu daha başka. Tepkilerimiz, çözüm yollarımız, seçimlerimiz, beğenilerimiz, damak tatlarımız bile başka başka. Birimiz şunu sever, birimiz bunu sever vesaire. Bak fıtrat denildiği an özel yaratılış. Hemen o aklımıza geliyor. Burada da ne geldi isim? Fatır-ı Zülcelal. Cenab-ı Hakk'ın celali geniş daireyi söylüyor bize. Zülcelal, haşmet sahibi. Her şeyi yaratıyor.
Ama onun içinde de Fatır bak. Senin sana özel fıtratını kollamış. Ahmetliğin Ahmetliğini, Muratlığın Muratlığını, Turanlığın Turanlığını, Metinliğin Metinliğini, Hamzalığın Hamzalığını, bütün o yeğenlerin, kardeşlerin, kuzenlerin, ikizlerin bile hatta tek tek fıtratlarını ayrı ayrı kollamış. Onların ayrı ayrı ihtiyaç duydukları şeyleri de yaratmış. Varlıkta var. Arıyorlar, buluyorlar. Kendi beğenilerini, kendi tefekkürlerini, kendi ne diyelim göz zevklerini karşılayabiliyorlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın çok ince latif bir sanatı değil mi? Bak bütün bunlar neyle açıldı? Bütün bunlar imanla, namazla beraber açıldı, bizim dünyamıza geldi. Biz artık biliyoruz ki Cenab-ı Hak bizim en ince detaylarımıza kadar ilgileniyor. Böyle bir sahibimiz var. Sahipsiz değiliz biz. Her an işitiyor, her an biliyor, her an kolluyor. O şuura ermek namazla oluyor. Namaz bunun başlangıcı. İman elbette en başta başlangıcı. İmandan sonra namaz bunun hayata sokulmuş şekli oluyor. Fatır Zülcelal, Saniye Zülcemal. Bak Fatır'a Zülcelal ekledi, Saniye Zülcemal. Yani sanatla güzel yaratıyor Cenab-ı Hak. Burada bu isimler belki o yüzden geçti. Sadisen bir daha okuyorum. Eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında, elbette burada temaşa yine tenzihle beraber olmalı. Bu latif güzellikleri fark ediş, dediğimiz gibi kusurları kendi üzerimize aldıkça doğru şeyi yapmış oluruz. O güzellikleri fark etmek, eğer kusurları üzerimize almıyorsak onları, o güzellikleri fark ederken yanlışlara düşmemize sebep olur. Belki kendimize mülk edinmemize sebep olur. Doğrusu yapılacak olan şey Cenab-ı Hakk'ı tenzih ederek okumak onları. Fatır-ı Zülcelal ve Saniye-i Zülcemal'lerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Elhamdülillah. Vaktimiz var mı? Birkaç dakikamız var. Demek kainata ve asara bakıp gaibane muamele-i ubudiyetle mezkur makamatta mezkur vezaifi eda ettikten sonra Sani Hakim'in dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki hazırane bir muamele suretinde evvela Halık-ı Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini zişura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek Subhaneke ma arafnake hakka marifetik dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Subhaneke ma arafnake hakka marifetik şu demek, kısa bir meali burada var. Ey Rabbimiz, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Seni hakkıyla tanıyamadık. Bu, ben bunu hadis diye biliyorum ama burada verilen kaynaklar El-Münavi, Feyzül Kadir. Acaba hadis kaynaklar mı? Emin olamadım şimdi. Ben hadis diye duymuştum. Allahu alem. Evet, burada arkadaşlar asıl büyük basamak burada. Burası benim vaktiyle TV111'de bir sunum da yapmıştım herhalde bu konuyla ilgili. O tefekküründen sen tefekkürüne diye iki başlığa ayırmıştım burayı. Fatiha'da olan bir şey. Ya da başlığı şöyle olabilir o sunumun. Bediüzzaman Fatiha'yı nasıl anladı da olabilir. Öyle bir başlıkla da sunmuş olabilirim. Tam hatırlayamadım. Ama bu konu benim dilimdeki şekerlerden birisidir. Çok sevdiğim bahislerden birisidir. Fatiha'da o oluyor çünkü. Cenab-ı Hakk'ı o olarak bilirken Estağfirullah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin diyoruz. Buraya kadar Cenab-ı Hakk'ı o olarak, hesap gününün sahibi, hamd ona mahsus vesaire vesaire. Birden İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dediğimiz zaman sen tefekkürüne geçmiş oluyoruz. Artık Cenab-ı Hak'la birebir muhatap gibi, işte o duygusal etkileşim sahasına da geçmiş oluyoruz. Bir aşama kaydetmiş oluyoruz. Önce eşyaya gaibane suretinde bakarak Allah'ı tanıyoruz. Sonra birden Allah'ın muhatabı oluyoruz. O tefekküründen sen tefekkürüne diye ben işte bunu böyle tanımlamıştım. Burada da onu diyor. Demek kainata ve asara bakıp, kainata ve eserlere bakıp gaibane işte, gaibane muamele-i ubudiyetle, gaibane o tefekkürü. Cenab-ı Hakk'ı doğrudan muhatap olmadan eşya üzerinden Allah'ı tanıma, çıkarımlarda bulunma, gaibane muamele-i ubudiyetle mezkur makamatta,
mezkur vezaifi eda ettikten sonra, bu geçtiğimiz aşamaları kat ettikten sonra, sani hakimin, sanatla yaratan hikmet sahibi, sonsuz hikmet sahibinin dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki, hazırane bir muamele suretinde evvela, bak hazırane, bu sefer sen tefekkürü, Cenab-ı Hakk'ın karşısında muhatap gibi, ki öyleyiz zaten eğer o boyuta çıkabilsek, bir muamele suretinde evvela Halık-ı Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini zişura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek Subhaneke ma arafnake hakka marifetik dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Yani namaz kıldığımız zaman biz, bakın imanla namaz niye birbirine bu kadar bağlı? Hatta bazı hadislerde o kadar yakın söyleniyor ki imanla namaz arasındaki ilişki. Bazı imamlarımız, İmam Ahmet bin Hanbel'den rahmetullahi aleyh galiba var böyle bir rivayet. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh'ten de olabilir. Ben çok bu konuları bilmediğim için kesin konuşmayayım. Namazı kılmayanın küfre düşüp düşmeyeceği tartışılmış yani. Düşeceğini söyleyenler de olmuş. Hanefiler böyle demiyor ama diğer mezheplerde bunu da söyleyenler var diye biliyorum ben. Bu niye böyle söylenmiş? İşte o dinamik ilişki burada yaşandığı için. Şimdi imanla siz o tefekkürü bağlamında Allah'ı bildiniz, iman akidelerine girdiniz, Allah'ın birliğini tanıdınız, meleklere iman ettiniz, ahirete iman ettiniz, kadere iman ettiniz. Ondan sonra bir aşama daha aşmanız lazım. O tefekküründen sen tefekkürüne geçmeniz lazım. Namazda zaten bunun pratiği var. Yani namazda biz Cenab-ı Hakk'ın birebir muhatabı olarak inşallah o seviyeye çıkarız. Şimdi o kadar yükseğe çıkamıyoruz ama namazın içinde bu var da biz o şuuru yaşayamıyoruz belki. İnşallah Cenab-ı Hak bize o kapıları açarsa onun bahşiyle oluyor bunlar. Lütfuyla, keremiyle o noktaya da geliriz. Cenab-ı Hakk'ın sen, ben muhatabı oluyoruz orada. Yani Cenab-ı Hak bizim sahibimiz olduğunu, onun şükrüyle edilmesi gerektiğini, ona tesbih edilmesi gerektiğini, birebir muhatap olarak karşısındaymış gibi, öyle kenarda köşede değil, söylenmesi gerektiğini namaz bize talim ediyor. Burada da Üstad Hazretleri o noktaya dikkat çekiyormuş gibi geldi bana ama vaktimiz az olduğu için bunun üstünde çok konuşmayacağız. Burayı bir daha giderse borçlanmış oluyoruz. Bir daha gider şöyle yapacağız. Demek kainata ve asara bakıp kısmından başlayıp okuyacağız. Bir iki sayfa yine okuruz. Tefekkür etmeyi de oradan itibaren tekrar başlayalım. İnce tefekkürünü etmeye çalışalım. Bugün de iki paragraf kadar ilerlemiş olduk. Onlar da küçük paragraflar. Kusuruma bakmayın. Pekala. Bir dersin daha sonuna geldik. Ne diyelim? Cenab-ı Hak bu okuduklarımızı gırtlağımızdan aşağı indirsin. Bu mübarek sözler, ismi şerifleri, sıfatı, ilahiyeleri hürmetine bizi sevdiği bir adam, sevdiği bir insan haline getirsin. Bizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.